Merhaba arkadaşlar. 1945'te Yalta Konferansı sonunda İngiltere, ABD ve SSCB Kurtulan Avrupa Hakkında Bildiri yayınladılar. Bildiride SSCB işgalindeki ülkelerde serbest ve demokratik seçimler gerçekleşinceye kadar bütün siyasi eğilimleri temsil eden geçici hükümetler kurulması istendi. Bu ülkelerde hükümetler genellikle koalisyon kabineleri şeklinde kuruldu. Fakat kabinelerde önemli bakanlıklar ve bunlara bağlı güvenlik kuvvetleri, mahkemeler ve kitle haberleşme araçları SSCB yanlısı güçlerin kontrolü altına girdi. Bir süre sonra da arkadaşlar hükümetler tamamen Sovyet yanlılarından meydana girecekti. 1947'ye gelindiğinde Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Çekoslovakya'daki Sovyet destekli hükümetlere karşı muhalefetin tamamı tasfiye edildi. Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı peki? 1946'dan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yayılmasına karşı Doğu blokunu kuşatmaya yönelik bir çevreleme politikası izlemeye başladı. Bu doğrultuda Truman doktrini ve Marshall planlarını uygulamaya koydu. Bakın burası önemli. ABD Truman doktrini ile Türkiye ve Yunanistan'a ekonomik yardımda bulundu arkadaşlar. Bu nedenle Truman doktrini eşittir ABD'nin Sovyet Rusya'nın yayılmacılığına karşı Türkiye ve Yunanistan'a ekonomik ve askeri yardımıdır diyebiliriz. Peki Marshall planı nedir? Marshall planıyla Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istemiştir? Arkadaşlar Marshall planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı Sovyet Rusya karşıtı amaçlar olan ekonomik yardım paketidir. Türkiye'nin de içinde olduğu 16 ülke Marshall Planı uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. Turuman eşittir Yunanistan artı Türkiye diyerek aklımızda tutalım. Marshall eşittir 16 ülke olarak aklımızda tutalım ve arkadaşlar asla unutmuyoruz. Turuman'ın da Marshall'ın da ABD'nin Sovyet Rusya karşıtı planları olduğunu unutmayalım. Soğuk savaş döneminde kurulan Kominpon, Komekon, Varşova Paktı, komünist yönetimler tarafından kurulan teşkilatlardır. Bakın Kominpon neyle başlıyor? Şurada Kom aklınızda kalsın. Komekon neyle başlıyor? Burada kom aklınızda kalsın. Bunları kim kurdu derseniz arkadaşlar, komünist yönetimlerin komundan aklınıza girebilir. formu. komünist yönetimler kurmuştur. Komekonu komünist yönetimler kurmuştur. Varşova Paktı zaten arkadaşlar. Doğu blokunun neydi? Örgütlenmesi, teşkilatlanmasıydı. SSCB'nin önderliğinde hareket ediyordu bunların her biri. Soğuk Savaş döneminde SSCB etkisine giren bazı ülkeler var. Bakın Polonya o ülkeler arasındadır. Macaristan o ülkeler arasındadır. Bulgaristan o ülkeler arasındadır ve Romanya arkadaşlar o ülkelerin arasındaydı. Gelin şimdi de şu soğuk savaş nedir arkadaşlar? Şu haritaya bakarak bir anlamaya çalışalım. Bakın kırmızıyla görülen alanlar hangi pakt oluyor biliyor musunuz? Varşova Paktı oluyor. Peki arkadaşlar maviyle görülen alanlar ne oluyor? Bunlar da arkadaşlar NATO alanları oluyor. Yani Batı Paktı oluyor. Varşova Doğu blokudur arkadaşlar. Mavili alanla gördüğünüz yerler de Batı blokudur. İşte Soğuk Savaş arkadaşlar. Soğuk Savaş döneminde Avrupa ve Asya arasındaki bu derin ayrışmayı görüyorsunuz değil mi? Bakın işte Varşova Paktı'nın içerisinde Doğu blokunun içerisinde bulunan ülkeler Sovyet Rusya var. Polonya var. Doğu Almanya var. Çekoslovakya var. Efendime söyleyeyim e, ee, Macaristan var, Romanya var, Bu Bulgaristan var, Yugoslavya var, Almanya var. Yani diğer tarafta da Batı bloku da arkadaşlar Amerika önderliğinde, Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde mavi ile gördüğünüz kısım da arkadaşlar Soğuk Savaş döneminin Batı bloku NATO Amerika önderliğinde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Almanya ne oldu biliyor musunuz? Dört işgal bölgesine ayrıldı ve Berlin duvarı inşa edildi. SSCB ile birlikte hareket eden Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu. Batı Almanya'da Federal Alman Anayasası ilan edildi. Bakın 2. Dünya Savaşı Almanya'yı çok kötü vurmuş. Dört işgal bölgesine ayrılmış. Almanya'yı Ayıran Berlin Duvarı inşa edilmiş. Bir tarafta SSCB ile birlikte hareket eden Demokratik Almanya Cumhuriyeti var. Bir tarafta da, da arkadaşlar Batı blokuyla beraber hareket eden Federal Alman Anayasası'nın ilan edildiği Batı Almanya var. Bir taraf Batı Almanya, bir taraf arkadaşlar Doğu Almanya. Doğu Almanya sosyalist düzen, Batı Almanya kapitalist düzene yakındır diyoruz. Soru cevap 1. Kominpon, Komekon, Varşova Paktı hangi yönetimler tarafından kurulmuştur? Komlardan hatırla demiştim. Varşova Paktı'nı zaten biliyoruz arkadaşlar. Bunlar komünist yönetimler tarafından kurulmuştu. 2. Soğuk savaş döneminde Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya hangi ülkenin uydusu halindeydiler? Arkadaşlar Polonya'da, Macaristan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da soğuk savaş döneminde soğuk duş değil soğuk savaş döneminde hangi ülkenin uydusu halindeydiler? SSCB'nin yani Sovyet Rusya'nın uydusu halindeydiler. 3. Berlin Duvarı'nın inşası Almanya'nın federal ve demokratik olarak ikiye ayrıldığı dönem arkadaşlar neydi? Soğuk savaş dönemi değil mi? Berlin Duvarı inşa edildi. Bir taraf Doğu Almanya bir taraf ne Almanya? Batı Almanya diyoruz. Doğu Almanya'da sosyalist düzen, Batı Almanya'da kapitalist serbest liberal düzen var. Bağlantısızlara gelelim. Arkadaşlar bağlantısızlar Asya ve Avrupa'da sömürge halindeki ülkeler bağımsızlığına kavuştuktan sonra kurdukları bloktur diyoruz. Bir de bu Doğu ve Batı blokları haricinde bağlantısızlar dediğimiz bir hareket var arkadaşlar. Bunlar da önemli. Bunlar Asya ve Avrupa'da sömürge halindeki ülkelerde ama bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra neyi kurdular? Bağlantısızlar hareketini kurdular. Bağlantısızlar hareketi denir. bağlantısızlar da denir. Kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak kabul etmeyen yüz üzerinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları arkadaşlar uluslararası bir harekettir. Bağlantısızlar hareketi Soğuk Savaş döneminde Doğu bloğunun ve Batı bloğunun yanı sıra Üçüncü bir blok olarak ortaya çıkmışlardır. Peki nerelerde vardı bu ülkeler? Arkadaşlar bu e, yapı çoğunlukla Güney Amerika'da, Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya ülkelerinden oluşuyordu. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ise aralarında Batı İttifakı ve Doğu bloğu olarak ikiye bölünmüşlerdi. Bunun e, nedeni ise Birinci Dünya Savaşı'na beraber ve 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş ile devam eden Avrupalı devletlerin güç yarışı ve dünyadaki egemenlik yarışıdır. Bağlantısal hareketleri bir diğer e, tabirle arkadaşlar Doğu Dünyası'nın Batı Dünyası'ndaki bölümlere taraf olmamak istemesidir. Bakın yani e, Batı Dünyası'nda bir Soğuk Savaş var. Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılıyor. İşte Bağlantısızlar hareketi arkadaşlar. Aslında Doğu dünyasının Batı dünyasındaki bu bölümlere bölünmeye Doğu ve Batı olarak NATO ve Varşova Paktı olarak bölünmeye taraf olmamak istememesinden istemesinden ortaya çıkan bir harekettir. Yani dünyada soğuk savaş döneminde bir doğu bloku var, bir batı bloku var. Bir de bu doğu ve batıya dahil olmak istemeyen arkadaşlar bağlantısızlar hareketi var. Türkiye ve Yunanistan, Turuman doktrini ile yardım edilmesi düşünen ülkelerdi arkadaşlar. Amerika'nın bir doktrinidir bu Turuman doktrini. Bu doktrini ile Türkiye ve Yunanistan'a arkadaşlar Amerika yardım etmeyi düşünüyordu. Varşova Paktı dağıldıktan sonra NATO üye ülkelerine tehdit oluşturan terörizm ve bölgesel çatışmalar gibi konulara eğilmeye başlamıştır. Baktı ki NATO Varşova Paktı Doğu Bloku ilgili tehlikeler ortaya çıktı. Bu sefer neyle uğraşmaya başlamış bu NATO? Terörizm ve bölgesel çatışmalar gibi konularla uğraşmaya başlamış. SSCB'nin yayılmacı politikaların tepki olarak arkadaşlar Marshall Planı ortaya konmuştur. Bakın NATO kurulmuş, NATO'nun kurulması var, Turman Doktrini var, Güneydoğu Asya anlaşma teşkilatının kurulması gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Tekrar söyleyelim SSCB'nin arkadaşlar bakın burada o zamanki dönem için SSCB'nin yayılmacı politikasına karşı Marshall Plan'ı ortaya konmuş, NATO kurulmuş, Turman Doktrini var bir de Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı'nın kurulması var. Soru cevap 1. Turuman doktrini ile hangi ülkelere yardım edilmesi düşünülmüştü? Turuman deyince aklıma iki tane ülke gelecek. Bir tanesi benim ülkem olan Türkiye arkadaşlar. Diğeri ise komşu ülkemiz Yunanistan. İşte Amerika Turuman doktrini ile arkadaşlar Türkiye ve Yunanistan'a yardım etmek istemiştir. Peki neden? Babasının ayına e mı yardım edecekti? Hayır arkadaşlar o zamanki Sovyet tehdidine karşı Türkiye'de Yunanistan'da arkadaşlar işte Sovyetlere e, yanaşmasın, onunla beraber hareket etmesin diye biraz da Türkiye ve Yunanistan'ı biraz daha kendi yanına çekmek için Turuman doktrinini ortaya koymuştur Amerika Birleşik Devletleri. Peki bu Turuman ismi nereden geliyor arkadaşlar? Turuman o zamanlar için ABD başkanı olan kişi arkadaşlar. Bu Truman, Başkan Truman, ABD Başkanı Truman, 1947'de kendi adıyla anılacak bu doktrini açıklamıştır. Truman'a göre ABD komünizmle silahlı mücadele veren ve komünist ülkelerin baskısı altında bulunan devletlere mali ve askeri yardım yapmalıydı. Burada işte onların yardım edeceği ülkeler kim peki? E, Türkiye ile Yunanistan. Bu amaçla Kongre'den 400 milyon dolar kullanma izni istedi. İşte kongrede arkadaşlar bu isteğini kabul etmesi üzerine Türkiye'ye 100 milyon Yunanistan'a ise 300 milyon dolar yardım yapılmıştır. Marshall planına gelelim. Marshall planı NATO'nun kurulması, Truman doktrini, ve Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı'nın kurulması gibi gelişmeler neye karşı ortaya çıkmıştı? Arkadaşlar, Marshall Planı'nda NATO'nun kurulması da Truman Doktrini'nde Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı da SSCB nin yayılmacı politikalarına, SÇZB'nin Amerika'ya karşı özellikle arkadaşlar tehlike arz eden, Avrupa'ya karşı tehlike arz eden yayılmacı politikalarına karşı kurulmuş, e, uygulanmaya başlanmış doktrin veya planlardır. Teşkilat da var bakın. NATO kurulmuş. NATO bir teşkilat. Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı. Bu bir teşkilat. Marshall ise bir plandır arkadaşlar. Turuman ise bir doktordur. SSCB ise kim? Sovyet Rusya'nın yayılmacılığından bahsediyoruz. 3. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya kaç işgal bölgesine ayrılmıştı arkadaşlar? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 4 kelimesi Almanya için geçerli. 4 işgal bölgesine ayrılmıştı. Tekrarlayalım burada. Bu önemli. Truman doktriniyle hangi ülkelere yardım edecekmiş? Amerika. Birincisi bizim tür ülkemiz Türkiye'ye yardım edecekmiş. İkincisi komşu ülkemiz Yunanistan'a yardım edecekmiş. Marshall Planı'ydı, NATO'nun kurulmasıydı, Truman doktriniydi derken bunlar neden ortaya çıkmıştır? SSCB'nin yayılmacılığına karşı arkadaşlar Batı blokunun ortaya koyduğu hareketlerdir. Bunlar gelişmelerdir. Peki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya kaç bölgeye işgal bölgesine ayrılmış? 4 işgal bölgesine ayrılmış. Geldik 2. Abdülhamid'e. İşte bu soğuk savaş dönemiyle ne alakası vardır diyebilirsiniz. Arkadaşlar sonuçta 2. E, Dünya Savaşı sonrasında hangi devlet kuruldu Orta Doğu bölgesinde? İsrail kuruldu. İsrail ile ilgili 2. Abdülhamit ile ilgili bilmemiz gereken bir şey var. Arkadaşlar 2. Abdülhamit Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için toprak istenen Osmanlı padişahıdır. Bakın tekrar söyleyelim 2. Abdülhamit'ten Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için toprak istenmiştir. Karşınıza soru olarak çıkabilir. Peki arkadaşlar 2. Abdülhamit Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için toprak vermiş midir? Hayır arkadaşlar 2. Abdülhamit Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için toprak vermemiştir. Berlin buhranından bahsedelim arkadaşlar. Berlin buhranı 1948'de Almanya'nın ikiye ayrılmasına yol açmıştır. Bakın tekrar söyleyelim 1948'de yaşanan Berlin buhranı Almanya'nın neye ayrılmasına neden olmuş? İkiye ayrılmasına neden olmuştur. Hani diyoruz ya arkadaşlar Almanya e, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştı. İşte Almanya'nın doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasını sağlayan olay Berlin Buhranı denilen olaydır. Bir tarafında bu olayın arkadaşlar SSCB var. Diğer tarafında ise kim var arkadaşlar? ABD, İngiltere ve Fransa var. İşte sonuçta Berlin Buhranı sonrasında Doğu Almanya dediğimiz SSCB güdümlü devlet kurulacak. Diğer tarafta da arkadaşlar gene NATO günümlülüğü Batı bloğu güdümlü arkadaşlar Batı Almanya devleti kurulacak. Balfour deklarasyonu önemli. 1948'de yayınlanmış bir deklarasyondur. Siyonist amaçları gerçekleştirmeye yönelik bir deklarasyondur diyoruz. Tekrar söyleyelim. Balfour'u gördüğümüz anda aklımıza ne gelecek? Siyonist amaçları gerçekleştirmeye yönelik bir deklarasyon olduğunu biz bunu unutmayacağız. Peki bu deklarasyon sonucunda ne oldu? Siyonist amaçları gerçekleştirmek derken neden bahsediyoruz arkadaşlar? E, zamanın İngiliz savaş kabinesinde dışişleri bakanı olan Arthur Balfour'dan geliyor bu Balfour deklarasyonu. Ve bu Balfour deklarasyonu ile arkadaşlar sonuç olarak Filistin'de bir Yahudi devletinin yani İsrail'in kurulmasıyla arkadaşlar bu deklarasyon ne yapmıştır? Sonuçlanmıştır. Tekrar söyleyelim arkadaşlar e, Balfour deklarasyonu ile beraber e, Balfour deklarasyonunun devamı ile beraber İsrail devleti dediğimiz Yahudi devleti kurulacaktır. Bu deklarasyonla ilgili arkadaşlar şunun da e, bilmenize fayda var. Balfour deklarasyonunun ilk arkadaşlar 1917'de 1917'de yayınlanmıştır. İkincisi arkadaşlar bir de ikinci olarak bir e, deklarasyon var. Bu da 1926 gibi yayınlanmıştır. Burada yazan tarihle biz şunu ifade etmek istiyoruz. 1948'de kurulan devlet ne arkadaşlar? İsrail Devleti. İsrail Devleti arkadaşlar İşte bu 1. ve 2. Balfour deklarasyonlarından sonra Balfour girişimlerinden sonra 1948'de kurulmuştur. Siyonist amaçları gerçekleştirme derken de bundan bahsediyoruz. Bağdat Paktı'nın ismi daha sonra Cento <coughs> Pardon arkadaşlar. Bağdat Paktı'nın ismi daha sonra Cento olarak değiştirilmiştir. Soru cevap 1. Bağdat Paktı'nın ismi ne olarak değişmiştir? Neydi arkadaşlar? Cento sento da denir. Bağdat Paktını gördüğüm zaman adı ne olarak değişmiştir diyeceğim? Cento diyeceğim. 2. Balfour Deklarasyonu hangi amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir? Siyonist amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. eee İlki 1917'de yayınlanmıştı bu deklarasyonun. İkincisi Balfour girişimiyle 1926'da arkadaşlar İngiliz sömürgeleri konusunda ikinci bir Balfour deklarasyonu yapılmıştı. Ve 1948'de altını çizerek söylüyorum İsrail devleti Filistin'de kurulacaktır arkadaşlar. 3. Berlin Burhanı hangi ülkenin ikiye ayrılmasına yol açmıştır? Berlin Burhanı ile arkadaşlar Almanya ne olmuştu? Doğu ve Batı olarak İkiye ayrılmıştı. Yahudi devleti kurmak için toprak istenen padişah kimdir arkadaşlar? Yahudi devleti kurmak için toprak istenen Osmanlı padişahı kimdi? 2. Abdülhamit'ti değil mi? Peki 2. Abdülhamit Yahudi devleti kurulması için toprak verdi mi? Hayır arkadaşlar toprak toprak vermedi. Avrupa Konseyi'nin askeri bir niteliği yoktur. Bakın tekrar altını çiziyorum. Avrupa Konseyi konsey denip duruyor. İşte bu Avrupa Konseyi ile ilgili şunu bilmeniz lazım. Karşınıza çıkarsa Avrupa Konseyi'nin konseyinin askeri bir niteliği neymiş? Yokmuş. SSCB'nin Molotov planını hazırlamasının nedeni ABD kaynaklı Marshall planına karşı kendi uydu devletleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmektir. Bakın SSCB Molotov planı diye bir plan hazırlıyor. İşte bununla neyi hedefliyor? ABD kaynaklı Marshall planına karşı kendisine bağlı, kendisiyle birlikte hareket eden devletlerle ekonomik işbirliğini geliştirmek istiyor. Türkiye ve Yunanistan NATO kurulduktan daha sonra NATO'ya katılmışlardır. Bakın bunun da altını çizmekte fayda var. Türkiye NATO kurulduğu anda NATO'ya katılmış falan değil. Türkiye'de komşusu Yunanistan'da NATO kurulduktan daha sonra NATO'ya katılmışlardır diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 27 sene süren Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 1950 seçimlerinde son veren hangi parti biliyor musunuz? Demokrat Partidir. Bakın tekrar söyleyelim bunu önemli. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 27 sene süren Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 1950 seçimlerinde hangi parti son vermiş? Demokrat Parti son vermiş. Doğru yanlış bir Avrupa Konseyinin askeri bir niteliği yoktur diyor. Doğru mu yanlış mı? Daha demin öğrettim. Tabii ki doğru. 2. SSCB'nin Molotov planını hazırlamasının nedeni Marshall planına karşı kendi uydu devletleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmektir. Molotov planını gördüğüm anda diyeceğim ki bu Sovyet Rusya'nın kendisine bağlı kendisiyle beraber hareket eden uydu devletleri için hazırladığı Ekonomik işbirliği planıdır diyeceğim. Bu da o zaman ne olur? Kesinlikle doğru olur. 3. Türkiye ve Yunanistan NATO'nun kurucu üyeleridir diyor. Doğru mu yanlış mı? kesinlikle yanlış arkadaşlar. Türkiye ve Yunanistan NATO'nun kurucu üyeleri değildir. Daha sonradan NATO'ya üye olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 27 sene süren Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 1950 seçimlerinde son veren Demokrat Parti'dir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Şimdi şu NATO'dan biraz daha detaylı olarak bahsedelim arkadaşlar. NATO önemli 1949'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yayılmacı politikasına karşı Batılı 12 ülke tarafından kurulan bir örgütlenmedir bu. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapacaklarını öngörüyorlardı. Peki NATO ne demek biliyor musunuz? Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü demek. Peki Türkiye ne zaman katıldı arkadaşlar? Türkiye 1952'de Kore'ye asker gönderdikten sonra bakın altını çiz çizerek söylüyorum. Türkiye 1952'de Kore Savaşı'na asker gönderdikten sonra NATO'ya alınmıştır. Yunanistan da aynı zamanda 1952'de NATO'ya alınmıştır. Kurucu üyeleri bunlar ABD var, İngiltere var, Fransa var, Kanada var, Portekiz var, İtalya var. İşte bu ülkeler arkadaşlar kurucu ülkeleri olarak geçiyor. Ama Türkiye ne zaman katılmış? 1952'de Kore Savaşı'na asker gönderdikten sonra katılmıştır. Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Roma Antlaşması ile ne kurulmuş? Avrupa ekonomik topluluğu kurulmuştur. Doğru yanlış bir Kominfor, Comecon, Varşova Paktı kapitalist devletler tarafından kurulmuştur diyor. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Komünist yönetimler tarafından kurulan örgütlenmelerdir bunlar. 2. Türkiye ve Yunanistan'ın Turuman Doktrini bir ilişkisi yoktur diyor. Yanlış arkadaşlar Turuman Doktrini Türkiye ve Yunanistan'a ABD ne yapmıştır? Yardım yapmıştır. Direkt Türkiye ve Yunanistan'la ilişkisi olan bir şeydir. Turuman doktrini. 3. Marshall planı, NATO'nun kurulması, Turuman doktrini ve Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı ABD yayılmacılığına karşı kurulmuştur. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Bunların her biri kimin yayılmacılığına karşı kuruldu? SSCB'nin yani Sovyet Rusya'nın yayılmacılığına karşı kurulmuştur. 4. Balfour Deklarasyonu panslavizmi destekleyen bir içeriğe sahiptir. Arkadaşlar Balfour Deklarasyonu panslavizmi değil siyonizmi e, destekleyen bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla bu da yanlış. Şu tarih arkadaşlar burada olmasın bu e, doğru bir tarih değil. Balfour yani yanlış yazılmış buraya Balfour Deklarasyonu 1917'de yayınlanmıştır. İkinci olarak 1926'da yayınlanmıştır ve 1948'de buraya yazılan tarih o. 1948'de de Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasıyla sonuçlanan deklarasyondur Balfour Deklarasyonu. Örnek soru: Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi antlaşmayla kurulmuştur? A) Paris, B) Roma, C) Berlin, D) İstanbul, E) Londra. Arkadaşlar, Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi antlaşmayla kuruldu? Bunu asla unutmuyorsun. Roma Antlaşmasıyla kuruldu. Soğuk Savaş dönemimizin ilk dersini burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bomba gibiyiz, güleceğiz, eğleneceğiz ve bu sınavı ne yapacağız arkadaşlar? Biz başarıyla atlatacağız. Yeter ki bol bol soru çözelim.